Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kardeşleriyle beraber otururken bir bedevi geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye yanaştı, dedi ki, sen dedi hiç ümmü mildem hastalığına yakalandın mı? Adam döndü, dedi ki ya Resulallah, bu nedir dedi. Nasıl bir hastalıktır dedi bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, deri ile et arasında ateşli bir hastalıktır dedi. Adam dedi ki yok ya Resulallah, ben böyle bir hastalığa yakalanmadım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, peki senin dedi başın hiç ağrır mı dedi. Baş ağrısına yakalanır mısın? Bedevi dedi ki yok ya Resulallah, benim başım da ağrımaz dedi. Bir müddet oturduktan sonra peygamber ne dedi biliyor musunuz? Cennetle mi müjdeledi sizce? Allah'ın salih ve abid kulunu görmek isteyen şuna baksın dedi mi? Hiç musibete uğramayan bu adama sarılın, cenneti elde edin mi dedi? Ne dedi biliyor musunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ateş ehlinden birini görmek isteyen dedi bu adama baksın dedi. Subhanallah. İmtihan olacağız aziz dostlarım. Bedenlerimizle sınanacağız. En yakınımızdaki annemizin, babamızın, eşimizin, çocuklarımızın, kardeşlerimizin bedenleriyle sınanacağız. İşimizle sınanacağız. Saliha bir kadınla evleneceğiz. Yüzüne baktığımızda kalbimize surur gelecek bir eşimiz olacak. Kendisine ricada bulunduğumuzda bunu emir atfedecek, bunu görev ve sorumluluk bilecek saliha bir eşimiz olacak. Diyeceğiz ki elhamdülillah, çetin günler bitti, zor günlerden kurtulduk, sarp yokuş artık çıktık. O kadından ilk evladınız doğumhanede ellerinizin arasına özürlü bir vatandaş olarak konduğunda sınanacaksın aziz dostum. İmtihan olacaksın. Sonra ikinciye tevessül edeceksin. Allah sana bedeni kuvvetli, sağlıklı bir çocuk verecek ama onun iffetsizliği, onun hidayetsizliğiyle sınanacaksın. İmtihan asla bitmeyecek aziz dostum. Şu an en güçsüz, birliğimizin ve dirliğimizin dağıldığı bir dönemde imtihan oluyoruz. Kimle? Düşmanlarımızın öldürücü pençeleriyle. Gözümüzü nereye çevirirsek çevirelim, yüzümüzü nereye dönersek dönelim, müminlerin cesetleriyle, kopan uzuvlarıyla, kirletilen namuslarıyla, işgal edilen topraklarıyla, ağlayan gözlerle, feryadı figan eden çocukların dilleriyle karşı karşıyayız. Doğru mu? İmtihanımız bitmeyecek, şiddetlenecek. Ama ne olur unutmayın aziz dostlar. Güçlü olduğumuz dönemlerde dahi imtihanlarımız çetin olacak. İslam yeryüzüne hakim olacak. İslam ordularının atları kıtaları dolaşacak. Erler Allah yolunda ölmek için birbirleriyle yarışacaklar. En ücra köşelerde yetimlerin, mustazafların, muhtaçların, mağdurların, fakirlerin, yoksulların hamisi olacağız. İmtihan bitecek mi? En yakınımızdaki hainlerin şah damarımızı koparmasıyla imtihan olacağız. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeliği dönemindeki gibi sınırlarımız genişleyecek. İslam'ın adaleti her tarafa yayılacak. Ama hainlerin kılıcı bir sabah namazını kıldırdığımız esnada minberlerde sırtımıza yapışacak aziz dostum. Hazreti Osman gibi yumuşak olacağız. Yönetimimizde adil olacağız. İnsanlara merhametle yaklaşacağız. Düşmanlarımıza dahi merhamet etmeye çalışacağız. Ama haset sahiplerinin kılıçlarıyla Kur'an okuduğumuz rahlelerde karşı karşıya geleceğiz aziz dostlarım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek damadı Hazreti Ali gibi bir devleti ilim ve hikmetle yöneteceğiz. Ama zihni ve kalbi dumura uğramış, donmuş, donuklaşmış, harici bir zihniyetin kılıçlarıyla başımız ortadan ikiye ayrılacak.
Bitmeyecek aziz dostum imtihanlarımız. Her daim imtihan olacağız. Her daim sınanacağız. En huzurlu olduğumuz, en güvende hissettiğimiz mescidin içerisinde kurşunlarla yağmurlar üzerimize akacak aziz dostum. En korkak olduğumuz, en çok korkutulduğumuz beldelerin içerisinde ağır silahlarla vurulacağız. İmtihan olacağız. İmtihanımız hiç bitmeyecek. Yeter ki bu imtihan imandan ve salih amelden kaynaklı olsun. Günahlarımızdan kaynaklı olmasın aziz dostlar.